Merhaba arkadaşlar. İslamiyet öncesi Türk tarihi ile ilgili, ilk Türk devletleriyle ilgili çıkmış soru örneklerine bakacağız. İlk soru örneğimiz 2012 yılındaki YGS'de çıkmış bir soru. Orhun yazıtlarındaki Türkçede yabancı dil öğelerinin oranı çok azken Uygurlar dönemi metinlerinde bu oranın arttığı görülmüştür. Bu durumda aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez denilmiş. Kültürel ilişkilerin artması diyor arkadaşlar A şıkkında. Evet, kültürel ilişkilerin artması yabancı dil öğelerinin arttığını göstermektedir. Bunun dışında farklı dinlerin benimsenmesi demiş C şıkkında. Evet farklı dinler benimsenerek özellikle Uygurlar döneminde Mani ve Buda dinlerinin benimsenmesiyle Türk diline farklı öğeler girmiş olabilir. Yabancı dillerin Uygur Türkçesine çevrilmesiyle yeni terimlerin girmesini demiş. Ama burada Uygur Türkçesine çevrilmesi gibi bir ibareden bahsedilmemiş. Uygur ülkesinde ticaretin artması diyor. Yine ticari faaliyetler sonucunda yabancı dillerden bazı kavramlar dile girmiş olabilir. Ancak B şıkkında Türkçe kurallar çerçevesinde sözcükler türetilmesinin demiş. Türkçe kurallar çerçevesinde sözcükler türetildiği e, gösterilmiyor burada. Dolayısıyla cevabımız 5. şıkkı olmalıdır. Yani e, yabancı dil öğeleri görüldüğüne göre Türkçe kurallar çerçevesinde sözcükler üretilmemiştir. Cevabımız 5. şıkkı olacaktır. Evet bir başka soru örneğimiz 2011 yılındaki YYS'ye ait. İslamiyet önceki Türklerde bir yün dokumacılığının yapılması, iki ticarette Çin'den alınan ipeğin koyun ve sığırla takas edilmesi, 3 orduda ve ulaşımda atlardan yararlanılması denilmiş. Durumlardan hangilerinin hayvancılığın toplumsal hayatta önemli bir yeri olduğunu gösterdiği savunulabilir demiş. Hayvancılıkla ilgili bir soru var burada. Dolayısıyla yün dokumacılığının yapılması evet hayvancılığın önemli bir yere sahip olduğunu göstergesidir. Yine ikinci maddede ticarette Çin'den alınan ipeğin karşılığında koyun ve sığırın verilmesi bu da Türk toplumunda hayvancılığın önemli bir yer olduğunu gösterir. Zaten Türklerin atı yoğun olarak kullanan bir millet olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla orduda ve ulaşımda atlardan yararlanılması yine atın toplumsal hayatta önemli bir yer olduğunu gösterir. Cevabımız 1, 2 ve 3 yani eşlik olacaktır. Bir başka soru 2009 yılında ÖSS'de çıkan bir soru. Orta Asya'da M.Ö. 1200 ve 700 yıllarına ait Karasuk kültüründen dört tekerlekli araba, keçeden çadır koyun yapılanan eşya, Milattan önce 700 ve 100 yılları arasındaki Tagar kültüründen ise çok sayıda ok uçları, toka, taç, bilezik gibi üzerleri kabartma hayvan başı işlemeli süs eşyaları ve hançerler bulunmuştur diyor. Yalnız bu bilgiler doğrultusunda dediğine göre arkadaşlar üstteki metine sadık kalarak çözmemiz gerekiyor bu soruyu. Üstteki yargılardan hangilerine ulaşılabilir demiş. Şimdi bu yargılara bir bakalım. Birinci maddemizde her iki kültüre ait tüm kalıntılar bulunmuştur diyor. Arkadaşlar yalnız bu bilgiye bağlı kalmamız gerekirse tüm kalıntıların bulunduğunu söyleyemeyiz. Böyle bir kesin bir yargıya varamayız. İkinci maddemizde Tagar kültürü Zaman bakımından Karasuk kültüründen sonradır demiş. Karasuk kültürüne baktığımızda milattan önce 1200'lerde başlayıp 700'lere kadar devam etmiş. E, Tagar kültürü ise milattan önce 700'e başlamış. Dolayısıyla Karasuk kültürünün burada daha eski, daha önce yaşandığını söyleyebiliriz. Yani cevabımız da ikinci madde olmalıdır. milattan önce 3. yüzyılın sonlarında kurulduğu bilinen Hun devleti Karasuk kültürüyle aynı dönemde siyasi varlığını sürdürmüştür su kültürünün 700 yılına ait olduğunu düşünürsek milattan önce 3. yüzyılların sonlarında kurulduğu söylenmiş. O yüzden cevabımız burada 2 olacaktır. Yukarıdaki ilk Türk devletlerinin hangilerinde şehirlerin kurulmasıyla günümüze kadar gelen evler, tapınaklar, saraylar inşa edilmiştir diyor. Bakıldığında Hunlar ve Göktürklerin arkadaşlar daha çok yarı göçebe olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla burada evler, tapınaklar, saraylar gibi yerleşik mimarinin yapılması daha çok Uygurlar dönemine aittir. O yüzden cevabımız C şıkkı olmalıdır. Arkadaşlar bir başka soru örneğimizde Aşkabat yakınlarında Anav'daki bir kurganda yani mezarda yapılan kazıda en alt katta evleri kerpiçten yapılmış bir köy bulunmuştur. Çıkan eşyalar arasında el değirmenleri ve evlerde kömür haline gelmiş buğday ve arpa taneleri, yine aynı katta üzerleri boyanmış ve şekillerle süsl süslenmiş kilden yapılma çömlekler, insan ve hayvan heykelleri çıkmıştır. Bu durumla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi söylenemez denilmiş Öncelikle burada insan ve hayvan heykellerinden bahsedildiğine göre sanatla uğraşıldığı söylenebilir Bunun dışında bir yerleşim alanı olduğu bir köy bulunduğundan bahsedildiğine göre evet bir yerleşim alanıdır Tağıl ürünlerinin tanındığı demiş Buğday ve arpa tanelerinden bahsediyor burada Buğday ve arpa tanelerinden bahsedilmiş tağıl ürünleri tanınmıştır Köy şeklinde yerleşme varsa demek ki topluluk halinde yaşandığı gözüküyor. Ancak üretim gereçlerinin ortak kullanıldığı demiş maalesef böyle bir yargıya üste verilen metinde rastlanmaz. Cevabımız E şıkkı olacaktır. Müzik